Coşkun'la bir filmde oynadınız mı? Hayır, oynamadım. Oynamadım. Sizler oynadınız mı? Seyrettiniz mi hiç Tecavüzcü Coşkun'un bir filmini? Evet. Ne yapıyordu Coşkun abin o filmde? Yunus'u anlat bakayım. Adı üstünde zaten. Adı üstünde mi? Tecavüzcü. Coşuyordu. Evet. Ne yapıyordu? Coşuyordu. Coşuyordu. Fatma sen seyrettin mi Coşkun? Seyrettim evet. Hangi filmdi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama seyrettim çok. Ne yapıyordu filmde? Rol icabı, rolünü yapıyordu yani. Rol icabı. Evet. Herhalde. Hiç gerçek yapar gibi yaptığınız oldu mu filmden böyle ya? Hissettiğiniz böyle. Peki, herkes merak ediyor. Bir filmde beraber oynadınız mı? Hayır, olmadı galiba bizim. Olmadı, kısmet evet. Olmadı. İnanmıyorum. Evet. Bir güzel bir proje vardı. Hiç beraber... Hayır, hiçbir filmde. Hiçbir filmde oynamaz. Oya Hanım'la... Çok. Oynadık. Diş tecavüz etti. Yani öyle bir sahneniz oldu mu? Oldu galiba. Oldu. Unuttunuz mu? Bu adam unutulur mu ayol? Çok film çektiğim için unuttum. O da çok çektiği için. Yani öyle bir sahne oldu mu? Rahatlamak istiyorsanız çok oynadık beraber. Her kendine şey oldu. Geldim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Tebrik ederim. Oya Hanım. Evet doğru. Yıllar sonra tekrar bir aradasınız. Varsa öcünüz alın. Ben bir şey söyleyebilirim. Buyurun efendim. Ben bu kadar sene sinemacılık yapıyorum, oynuyorum. Bir türlü Banu Hanım'dan çalışamadım. Evet, çok kötü. Her türlü kısmetsizlik beni buldu. Birinde çocuğum oldu. Birinde de en son olarak şimdi emekli oldum. Peki o zaman ben evde bir film çekeceğim. İkinizi oynatayım mı? Prodüktörü sen misin? Ben prodüktör olacağım. Hem yöneteceğim, hem oynayacağım. İster misiniz? Ama sen yönetirsen korkarım. Mehmet Ali Bey, lütfen bana yardımcı olun. Size yardımcı da olacağım ben. Hiç merak etmeyin. Arada bir yönetmen olarak başımı böyle koyarım omzunuza, uyurum. Pardon, omuz neresi? Pardon, omzunuzu karıştırdım. Yarışmamızı biliyorsunuz. Evet. Bu yarışmada ağırlınca altın kazanacaksınız. Mı acaba? Ve diyorum ki bu güzel koku nereden geliyor? Neremi sürdünüz? Banu Alkan parfümü bu. Neremi sürdünüz? Neremi'yi her yere sürdüm. Neremi'yi... Parfümün adı, ben yanlış anlamayın. Neremi sürdünüz derken yani parfümün adı Neremi. Neremi'yi nereye sürdünüz? Evet, bütün kadınlara armağan ediyorum. Ve gerçekten muhteşem bir parfüm. Kaç lira? 10 Aralık'ta piyasada. 10 Aralık'ta çıkacak. Banu Alkan Neremi'yi. 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 Evet, Neremi'yi. Yani Neremi'yi alacağız, neremize süreceğiz böyle... İstedikleri yerlere. Kadınlar böyle fıs fıs böyle. fıs. Bütün kadınlar Türkiye Banu Alkan güzel kokacak. Mi? Güzel kokuyor. Çok güzel kokuyorsunuz. Gerçekten harika kokmuşsunuz. Tütün kolonyası gibi. Güzel. Ne dedin sen? Düzce tütün. Ne dedin? Hani senin büstün? Ne dedin sen? Düzce tütün. Ne dedin sen? Özlem beni kurt... Özlem ama öyle bakıyor ya. Özlem'i bırak şimdi sevgilim sen. Özlem. Banu Alkan oldu. Bir şey söyleyeceğim. Şurada benim için bir Toblerone çevirir misin? Gibi görsünler. İbret aleme ders olsun. Banu Alkan bir Toblerone'a nasıl basıyor? Hani harflere. Evet, verelim bakalım. Sorumuzu verelim. Sorumuzu verdik. Sorumuz neymiş? 9 harften oluşan bir kelime. Ama Banu Hanım'a söyleyin ki o söylesin. 9 harften oluşan bir... bir çekirge. Bir çekirge. 9 harften oluşan bir çekirge. 9 harften oluşan bir çekirge. Bana ne yarışmayacaksın? Bak neler yapıyor bana Mehmet Ali Erbil. Bak vallahi yaramazlık yaparsan seni Oya'ya veririm. Çok korkarım. Yapmayacağım, söz veriyorum. Ha, ona göre usludur tamam, yoksa Oya'ya veririm. Yarışmaya geliyorum. Ama tamam. Oya da nasıl asil duruyor vallahi maşallah yani. Evet yarışmamıza başlayacağız. Önce kim çevirecek? Tecavüzcüyü bile sindirdiler vallahi. 40 yılın tecavüzcüsüne bak ne hale geldi. Evet, sorumuz neymiş? Tamam, 9 harften oluşan bir kelime var. Bir kelime soruyoruz, harfler yanıyor. Teker teker önce kim çözecek bakalım kelimeyi? Gelsin harfler! Site yapar bu. Şşşt!
Evet, faydalanıp birinci oldu o ya hanım. Öyle söylüyor, kendisi kendini kandırıyor. Ben anlamam ki. Ama ne güzel, şu ana kadar gördüğünüz gibi... böyle sohbetimiz olsun, tartışmalarımız olsun seviyeli geçiyor değil mi? Allah için değil mi? Ay seviyesiz hayatta evet. Olmaz. Seviyesiz hayatta olmaz. Seviyesiz hayatta olmaz. Evet. Bu konuda anlaştığımıza göre... Kimdeydi sıra unuttum Özlem Hanım? Banu Hanım'da sanıyorum. Efendim? Banu Hanım'da. Banu abla da mı? Hanım da. Ha hanım ve ablam abla ne oluyor ayol? Banu kardeş. Bir sessiz harf söyleyin. Çevirdikten sonra? Çevirdiniz, 200 milyon geldi. Artvin'e gittiniz mi, Artvin'e? Sesli harf mı? Evet, sessiz harf, sessiz. Artvin'e gittim mi? Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si, bir tane var, bravo! Devam ediyoruz efendim. Bu bir atasözü, bakalım kim çözecek? Şimdi burada bileceğiz. Birinci kim? Banu Alkan mı? Papazın P'si geldi ve Coşkun'a geçiyor. Coşkun, Antalya'da mı yaşıyorsun? Evet. Peki Oya Hanım'ın oynadığı roller neydi? Bilmiyorum ki, hiç görmedim. Bunca yıllık sinema geçmişi var ve sizden sinemaya ya. En az 10 yıl önce başlamış değil mi? Ya. Öyle değil mi? Eminim. 15 bile olabilir hatta. Peki siz liseye giderken Banu Hanım kaç yaşındaydı? Vallahi flört etmeye başlamıştı o zaman gibi. Ay flörtümü de görmüş my God. Bir dakika, şimdi bu mübarek Ramazan günü yalan söylenmez. Ay yarışmayı kaybettim. Sırf onun için bugün Ramazan günü aldım ki yarışmacılarımı yalan söyleyemesinler. Şimdi sizce Banu Hanım kaç yaşında? 42 falan. Evet, Ay abla ne derse o doğrudur. Ya Mehmet Ali abi ya, ya yapmayın ya. O zaman abi kurban olsun sana. Ben Uya Aydoğan'dan çok korkarım, Uya ablamdan. Yapmayın onu. Abla dedi size. Çok haklısın Banu teyze. Ambulans istiyorum. Biz olduk. Resmen. Ambulans istiyorum. Ben şarkı söylemek istiyorum. Anneanneye şarkı söylemek istiyorum. Anneanneye mi? Evet. Anneanne nerede? Yakında anneanne olacaksa. O zaman şöyle yapalım. Ay şarkı söylesin çok iyi. Evet, Banu Hanım'dan bir şarkı isteyelim mi? Evet. Kasetler gelsin, kasetleri de. Aldırırlar gülüm,
Bacaksa sen yine de bastın. Bastıramazsan bastırırlar gülüm. Benim yarim gibi kokuyor. Hapiste ki kalbimi yakıyor. Bulamazsın benim gibi güzeli. Haydi gülüm aşka kaldın. Haydi gülüm dansa kaldın. Kaldıramazsan kaldırırlar. Banu Özkan ve sevgili seyirciler, işte mübarek Ramazan ayında küsler, küslükler bitiyor ve iki sanatçı arkadaşım barışıyorlar. Evet. Ve bir dakika, ben İbrahim Tatlıses Mahsun'la da barışıyorum. Canım Mahsun'um. Canım kardeşim. Hala vallahi bu küslükler falan olmasın ya. Ne güzel bir şey değil mi böyle barış? Şimdi ama önemli olan o Banu Alkan'ı böyle diyorsunuz ama iki kaseti var, senin neyin var? Bak ama ben o tarz kaset yapmak istemedim ki. Hadi bakalım, iki kaseti var, senin neyin var? Ayol. Ben o tarz kaset yapmak istemedim. O tarz kasetten benim kastınız ne demek? O tarz kaset. O tarz kaset ne yani? Hayır yani tabii ki sanat yaptı kendisi. Ona bir şey söylemiyorum ama yani böyle kaldıramazsam, indirirsen falan okuyamam. Oğlum var. Okuyamaz mısınız? Herhalde ne de okunmayacak okuyamam. Parçalar mı bunlar? Yani bir anneye gitmeyecek parçalar. E anneanne de söyleyemez zaten böyle parçalar. Okay. Canım benim. Sağ olun size bir. Şş, beyefendi canım asılmayalım. Beyefendi asılmayalım. Bak ne diyor? Ben nöbetçiye miydim? En büyük Banu Alkan ne? Canım benim. Arkadan öyle mi görünüyor? Hanımefendi yalakalık yapmayın. Burada bize bir şey yok mu? Bir dakika. Sayın tecavüzcü bey. Sakin olamıyorum. Müsaade ederseniz şu yarışmayı bir bitirelim. Neydi sorumuz Özlem Hanım? Boşluk doldurmacaydı efendim. Boşluk doldurmaca. Biz de harbi boşluğu dolduruyoruz bakalım. Evet. Ay, coş. Ben değildi. Evet. Oya Aydoğan çeviriyor. Oya Aydoğan o yarışmada birinci olmuştu. Banu Alkan beşinci oldu. Sonuncu. Ha sonuncu olmuştu. Kabul etti. Ama bitti o. Ama bu arada beni unutuyorsun. Sen de o zamanlar daha tecavüz edecek halin yoktu. Ay o kadar küçük ama ben yani. Onların babası yaşındayım. Aa. Herhalde. Banu kadar kızın var senin değil mi? Var tabii. Evet doğru. Gerçekten biliyorum. Evet. Kızlarına selam buradan. Evet, uzaya, dünyaya, güneşe. Uzay, dünya ve güneşe selamlar. Evet, bir harf alalım. Deniz'in D'si. Olmaz. Fenerbahçeli miydiniz siz? Fenerbahçeliydim ben. Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin P'si iki tane var. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Oya Aydoğan çeviriyor. Ay bıktım senin bu paslarından. Ay artık ve Banu Alkan'a geçiyor. İşte gerçek birinci. Çanakkale'ye gittiniz mi Banu Hanım? Gittim. Evet. Çanakkale'nin çeyizi. Çanakkale'nin çeyizi. Benim yârim kuş gibi geliyor. Kafesteki kalbimi yakıyor. Benim yârim kuşu... Bulamazsın benim gibi güzeli. Benim yârim kuşunu kovuyor. Kaldıramazsan bizim eve gönder. Gönderemezsen gönderirler, gönder.
göndermezsen... Bak Mehmet Ali, bir daha bak, ben sen bana öyle yaptığın için bir daha çevirmek zorundayım çünkü kandırdın beni. Bak benim gibi kızı kandırmak çok kolay çünkü ben safım biliyorsun. Hiç akıl yok bende, akıl sen ne gezer. Sen saf mısın? Sen saf mısın? Sen ama sulu götürür, de... susuz getirirsin adamı maşallah valla. Bir daha çevir o zaman, tamam. Bu ama sefer yanı dönü bey. Ama bende akıl ne gezer. Bu durakta durmuyor mu? Ben ne bekliyorum burada? Siz kardeşim, size bugün evet, iş yok. Tecavüz olayı yok bugün. Evet, bir ben daha. Bende akıl ne gezer. Bir daha hak veriyoruz. Buyurun çevirin. Tamam. Demin kandırdım. Bu sefer kandırmayacağım. 150 milyon değerinde sessiz harf. Yumuşak bir harf söyleyeyim. İnanmayacağım. Murat'ın meysi. Kimin? Murat'ın meysi. Tramvay restoran. Kartallar restoran. Bedav- Şiştin mi yavrum? Nur Yerlitaş. Paris'ten diyecek sanıyordun değil mi? Öyle demiş. Nur demiş Yerlitaş. Ki, Paris'ten diyor demiş. Ama Nur Yerlitaş kumaşını Paris'ten aldı evet. Ha, ama kumaşını kendi Paris'ten almış moda ama. Moda evinde bu modeli çizip. Anladım. Peki yarattı. Coşkun Bey, sizinki Yıldırım Mayruk mu? Benimki böyle çok zor. Evet. Kaç yaşında çocuğunuz? 7 yaşında kızım var. 7 yaşında. Kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım. 28 yaşındasınız. Herhangi bir yarışmaya katıldınız mı? Hayır, ilk. İlk. Evet. Peki bir güzellik yarışması filan, artist yarışması? Hayır, hayır, hayır. Anladım. Özlem Hanım, bir soru soracağım. Bu soruyu buyurun doğru olarak yanıtlarsanız yarışmacı olacaksınız. Bundan yaklaşık 35 yıl önce bir artist yarışması yapılmıştı. Bu yarışmada kim kaçıncı olmuştu? Evet. Oya Hanım birinci olmuştu. Derimiz var. Coşkun kardeşimize bir ev sineması verelim. Ne kadar güzel olur. Bir ev sineması, Gen Pasoni'den bir ev sineması. Çok teşekkür ederim. Siz de kabul ederseniz bir ev sineması verelim. Gen Pasoni'den bir ev sineması. Siz ödüllerinizi yani bağışladınız. Olduğum için yavrum, benim siz, ayrıcalığım olması lazım. Siz bağışladınız. O zaman size de Paris'te bir kat veriyoruz. Paris'te bir kat veriyoruz. Tamam. Şeyden, neydi o, bir ev veriyorduk biz hani, Allah korusun. Hayır. Yalova'dan. Veli Göçer'den size Paris'te bir ev veriyoruz. Teşekkür ederim. Deprem falan yok orada, iyi günlerde kullanın.